Herkese merhaba. Ayşe Yanık ile Sanat Atölyesi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çizim çalışmalarında, gerçekçi çizim çalışmalarında kullandığımız bir akrilik kalemimizi ve beyaz akrilik boyanın nasıl kullanılacağını detaylarıyla anlatacağım. Bundan önceki videolarımda ise yine çizim çalışmalarında kullanılan beyaz pastel kalemleri, beyaz kuru boya kalemleri ve beyaz jel kalemleri anlattım. O videoları da izlemenizi öneriyorum. Onları da izlemek isteyenler için bu videonun sonuna bırakacağım. Oradan üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet, videoma başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve videomuz başlıyor. Keyifli seyirler dilerim. Evet, şimdi geldi. Uniposca kalemimizi denemeye. Benim en çok kullandığım kalemlerden birisi. Bu da biraz böyle sıkıntılı ama nasıl kullanılacağını, nasıl mürekkebi getireceğimizi göstereceğim. Ama çok severek kullandığım kalemlerin başında geliyor. Tabii bu jel bir kalem değil, akrilik bir kalem. Genellikle yani akrilik kalemler içerisinde anılıyor ama arkadaşlar aslında içerisinde tam akrilik var mı bilmiyorum. Hani sıvı bir mürekkep olduğunu söylüyorlar. Baktığım zaman içeriğine, internette araştırdığım zaman, ama böyle alışveriş yapmak istediğiniz zaman da beyaz Uniposca, beyaz akrilik kalem diye yazdığınızda da aramalarda çıkan bir kalem. Evet, Uniposca kalemden size biraz bahsettim. Benim elimdeki 0,7 milim. Bunun da yine farklı kalınlıklarda, farklı renklerde olanları var. Ucu bu şekilde. Şimdi bu Uniposca kalemi bir özelliği, mutlaka önce çalkalamamız gerekiyor. İçinde sanıyorum bir boncuk mu var ya da başka bir aparat mı var. Boyayı bu şekilde sanıyorum eşitlememizi sağlıyor ve daha akışkan bir hale geliyor diye düşünüyorum. Bu kadarla bitti mi? Bitmedi. Evet, bunu böyle arkasına da takabiliyorsunuz isterseniz. Şimdi yine burada öncelikle şurada kağıdımız üzerinde biraz böyle pompalama işlemi. Şöyle arkasını çevireyim. Arkası da biraz kirlenmiş ama. Şu şekilde biraz böyle pompalama işlemi arkadaşlar yapmamız gerekiyor mürekkep gelinceye kadar. Yani çalışmadan her seferinde çalkalayacağız ve bu şekilde pompalama işlemi yapacağız. Bazen çok fazla bastırdığınız zaman birden boyayı bırakabiliyor. Bilmiyorum, hani bu kalemde olmadı ama daha önce yine kullandığım Uniposca'larda bitirdiklerimde başıma gelmişliği var. Evet, sanıyorum yeterli. Evet, şimdi deniyorum. Gördüğünüz gibi süper. Evet, biraz daha kalın bir çizgiye bakın. Hiç kesintisiz bir şekilde. Böyle mürekkebi sanki ince gibi, çok ince gibi hissediyorsunuz ama gayet yoğun bir renk veriyor. Evet, benim favori kalemlerimden birisi. Mutlaka başka yerlerde de duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür ama evet, gördüğünüz gibi hem beyazlık olarak hem akışkanlık olarak oldukça başarılı. Hiçbir iz, yani kesinti yok gibi. Evet, küçük alanlarda da yine oldukça başarılı arkadaşlar. Evet, Derwent Grafik 3B'nin üzerinde denedik. Şimdi yine bizim gelelim Faber-Castell'imizin üzerinde nasıl bir etki verecek. Ben yine de şurada pompalama işlemini yapıyorum. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Gayet başarılı. Evet. Yani tekrar üstünden gittiğimde de evet, hafif bir açılma oluyor. Yani başarılı olduysa oynamayın arkadaşlar, orayı bir daha dokunmayın. Yani yapacaksanız da ne yapacaksanız o anda yapın, bitirin. Evet, gördüğünüz gibi yine pek çok alanda vurgulayıcı olarak kullanabileceğimiz başarılı kalemler arasında. Evet, hemen Faber-Castell Pitt'in kömür kalemi üzerinde deniyorum. Ben yine de şurada bir pompalama işlemini yapayım da alttaki zeminlere haksızlık olmasın, değil mi arkadaşlar?
Gayet güzel, keskin, kesintisiz yine bir şekilde mürekkebimiz aktı. Evet, görüyorsunuz kalem mürekkebi güzel akınca ben de daha düzgün çalışabiliyorum. Öbür türlü bazen ne yapacağımı ben de şaşırabiliyorum. Evet, daha ince çizgiler elde etmek istiyorsanız belki daha ince uçlularını alabilirsiniz. 0.5 milimi veya daha inceleri de vardır diye düşünüyorum. Emin değilim ama bir bakmak lazım. Ama daha kalınlar olduğunu biliyorum. Yani böyle noktalar şeklinde görüyorsunuz. Evet, grafit kalem üzerinde de sanıyorum Sakura'ya göre, Signo'ya göre, Pensan'a göre de daha başarılı. Hem beyazlık olarak hem akıcılık olarak. Evet, şimdi de polikromos üzerinde deneyelim. Şöyle bakalım yine. Evet. Evet, kalemi yine pompalıyorum arkadaşlar. Evet, çiziyorum. Yine gayet başarılı. Görüyorsunuz, bakın böyle şey yapmıyor yani. Hani çizgi çizgi yapmıyor Sakura'daki gibi. Hani Pensan'ı da çok beğendim ama bu Pensan'dan da daha başarılı geldi bana. Ama hiç bulamıyorsanız hiçbirini ve ekonomik olarak hani Pensan tavsiye ederim. Yani jel kalemler arasında. Çünkü hemen hemen ilk yüzeyimiz kaldı. Hepsinde son derece başarılı bir sonuç elde edebildik gördüğünüz gibi. Bakın şöyle. Evet, şimdi Faber-Castell grafit yani çizim eskiz kalemimizin üzerinde deneyeceğiz. Evet. Evet, yapmışlar diyorum yani. Yani zaten çok severek kullanıyordum ama böyle kıyaslama yaptığımda aşık oldum Uniposka'ya diyebilirim. Kaleme aşık olunur mu? Olunur. İşte resimle uğraşan birisi olunca ve resim öğretmeni olunca kaleme aşık olursunuz. Boyaya da aşık olursunuz. Kağıda da aşık olursunuz. Böyle bir şey, böyle bir tutku. Evet, şimdi de Stabilo Carbotello pastel kalemi üzerinde deneyeceğim. Şöyle yine ayarlıyorum ve yine hemencecik. Evet, yine düz bir çizgi deneyelim bakalım. Evet, biraz aşağı doğru azaldı sanki ama acaba bu kadar başarılıyken olmaz. Şöyle kenarlarını temizliyorum kalemin, pompalıyorum. Arada bir belki sallamakta. Yalnız arkadaşlar siz olun, böyle yaptığınız bir resim üzerine sallamayın. Böyle ben sallarken sıçramışlığı var. Hatırlıyorum, bütün resminiz berbat olmasın. Evet, gördüğünüz gibi ara sıra bunu yapmak gerekiyor. Aslında biraz da böyle sallanması güzel bir şey. Hani çok zahmetli gibi görünse de gördüğünüz gibi çok pürüzsüz, çok canlı bir beyaz. Sanıyorum kıyasladıktan sonra hemen en kısa sürede bunun farklı kalınlıklarda olanlarını da alacağım. Çünkü resim zaten çok emek işi ama kaliteli malzeme de işimizi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve eğlenceli. Evet, hemen yine kapağını kapatmayı unutmuyoruz. Ve şimdi görüntüyü küçülteceğim ve böyle jel kalemlerimizi bir hep beraber görelim, kıyaslayalım. Evet, sizler de sürece şahit oldunuz ama jel kalemleri ve akrilik kalemi ben kıyaslamak istiyorum. Şöyle baktığımız zaman Derwent üzerinde yani Uniposka'nın Faber-Castell üzerinde, Faber-Castell kömür kalem üzerinde, Faber-Castell polikromos üzerinde, Faber-Castell
grafit kalem üzerinde ve soft pastel üzerinde, yani kart stabilo üzerinde oldukça başarılı sonuç verdiğini görüyorum. Özellikle olumsuz olarak söyleyeceğim ise Sakura'nın ve Unibal'ın polikromos kalem üzerinde ve grafit kalem üzerinde daha zayıf bir etki verdiği, yine Unibal'ın yine diğerlerine göre, diğer kalemlerimize göre Derwent grafik üzerinde ve Faber-Castell 3B kalem üzerinde daha zayıf bir etki verdiğini gördük. Sakura beyazlık olarak iyi ama çizgi çizgi bir etki bıraktığını gördük genel olarak. Unibal zaten diğerlerine göre oldukça zayıf kaldı. Yani bu parkurları geçemedi gibi geldi. Geçti ama hani ondan daha iyi zıplayanlar var diyelim parkurların üzerinden. Evet, Pensan kalemi de oldukça başarılı buldum ben. Oldukça akıcı Sakura'ya göre, Unibal'la göre. Ama Uniposka'yı gördüğümüz zaman da hani hem akıcılık olarak hem beyazlık olarak kullanımı çok daha rahat, çok daha pratik çalışırken hani insanı sinir etmiyor arkadaşlar. Hani böyle sinir olursunuz ya, bir şey yaparken uğraşırsınız, olmaz, akmaz, boyamaz. Ha, Uniposka'da da zaman zaman olabiliyor ama böyle bilin ki mürekkebi bittiği zaman zaten o kendisini belli edecektir. Artık tabii seçimi ben size bırakıyorum. Nerede hangi kalemi kullanmak istersiniz? Evet, diyeceksiniz ki şimdi gelelim buraya. Burada neden akrilik boya yazıyor? Evet arkadaşlar, burada akrilik boya yazıyor. Çünkü ben kendim deneyimlerimden göstermek istedim. Evet, bu bir kalem değil. Bu bir jel kalem değil. Sadece bir akrilik boya. Ama yine ben öneriyorum. Yani pastel çalışmalarında olsun, çizim çalışmalarında olsun, kuru pastel çalışmaların üzerinde olsun, akrilik üzerinde olsun, kuru boya çalışmalarında olsun ve çizim çalışmalarında, karem kalem çalışmalarımızda olsun. Evinizde bir akrilik boya da varsa ince fırçayla, ister daha geniş yüzeylerde, ister daha dar alanlarda, hem mat bir canlı bir beyazlık, kesintisiz bir beyazlık elde etmek istediğiniz zaman, doldurmak istediğiniz zaman ince bir detay fırçası yardımıyla ya da elinizdeki herhangi bir ince fırçayla bunu uygulayabilirsiniz. Şimdi bunların üzerinde de yine akrilik boyamızı sizlere deneyip göstereceğim. Bendeki akrilik boyanın markası söküldü ama sanıyorum Rişti. Farklı markaları da kullanabilirsiniz. Belki hani sanatsal boya kategorilerinde geçmiyor olabilir bu marka. Daha çok ahşap boyamada ya da hobi çalışmalarında kullanılan bir boya. Ama daha ekonomik olduğu için ve oldukça biz memnun olduğumuz için ben öğrencilerime de bu boyayı kullandırtıyorum. Evet, ben burada kavanozumu, suyumu hazırladım. Peçeteme fırçamdaki fazla suyu da aldırdıktan sonra kıvamını kontrol ediyorum. Evet, şu şekilde yine bir kağıt üzerinde bakın deneyeceğim. Kıvamı iyi olduğu için sulandırmıyorum. Eğer fırçanızı böyle rahatça hareket ettiremiyorsanız arkadaşlar böyle minicik bir damla su katabilirsiniz. Ama eğer böyle fırçanızı rahatça hareket ettiriyorsanız boyanızı hiç sulandırmaya gerek yok. Ama diyorsanız ben daha açık bir etki edeceğim, o zaman ne yaparsınız? Boyanızı paletinize koyarsınız. Ben şu anda hiç palet kullanma gereği de duymuyorum. Böyle boyamızı istediğimiz akışkanlığa getirip böyle daha açık tonda, böyle daha silüet gibi ne yapabiliriz? Biraz şöyle getireyim. Çizgiler, bakın daha açık, daha açık ya da daha koyu istiyorsanız ona göre boyanızın kıvamını ayarlayıp ya da bu şekilde hiç sulandırmadan ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Evet, bu da benden size ekstra bir bilgi olarak gelsin. Hemen burada deniyorum. Yani alamıyorsanız, bulamıyorsanız çoğunuzun elinin altında mutlaka akrilik boya vardır diye düşünüyorum. Hani bu şekilde eyvah benim pastel kalemim yok, eyvah benim jel kalemim yok, ne yapacağım gibi bir duyguya kapılmanıza gerek yok. Hani küçücük tüplerde bile satılıyor, kırtasiyelerden, illa böyle büyük bir şey almanıza da gerek yok. Yani bence hiçbir sakıncası yok, kullanabilirsiniz. Çünkü artık eskisi gibi şeyler kalktı yani. Hani pastel boya çalışmasında sadece pastel kullanabilirsin, başka boya kullanamazsın. Ya da sulu boya çalışmasında, sulu boya tekniğinde sadece sulu boya kullanabilirsin. Başka bir marka kullanamazsın gibi ya da başka bir teknik kullanamazsın gibi bir şey yok. Şu an daha ziyade karışık teknikler kullanılıyor arkadaşlar. İstediğiniz etkiyi yaratmak için şu an günümüz sanatında, resim sanatında ve teknolojinin de gelişmesiyle pek çok boyanın da
sanat hayatımıza, resim hayatımıza girmesinden kaynaklı ne yapabiliyoruz? Pek çok farklı malzemeyi karışık teknik olarak bakın bir arada kullanabiliyoruz. Hani istediğiniz etki elde edemediyseniz kuruduktan sonra bir kat daha gidebiliyorsunuz. Ayrıca akrilik boya her yüzeyde rahatlıkla tutunabildiği için biliyorsunuz akrilik boyalar sadece kağıt üzerinde değil, cam üzerinde, plastik üzerinde de aslında tutunuyor. Ben denedim. Üzerine bir kapatıcı, bir vernik yaptıktan sonra kullanabiliyorsunuz. Evet, şimdi de Faber-Castell grafik üzerinde deniyorum. Bir taraftan da sohbet edeceğim. Çenem iyice açıldı. Umarım bu saatte kadar hala kaçmadıysanız ve videomu izliyorsanız ben yine bir kez daha tebrik ediyorum. Demek ki siz resim alanında, bakın bazen şöyle fırçanın üstüne doğru boya toplanır. Ben onları burada biraz aşağı doğru indiriyorum. Yani boyayı sadece fırçanın ucuna almanız yeterlidir. Tabii bu boyanın kalitesiyle de ilgili. Benim elimde şimdi bu marka vardı. Belki farklı bir marka akrilik boya. Farklı etkilerde oluşturabilir. Belki de akrilik boya tekniğin, akrilik boyayla resim çalışması çekerken belki farklı farklı akrilik boyaları deneme imkanımız da olur. Evet, resim işi böyle arkadaşlar. Resim işi sabır işi. Evet, ben biraz sulandırdığım için daha açık tonda gibi ama dediğim gibi yine katman katmanca. Tabii böyle akrilik boyayı alıp da böyle yoğurt gibi sürmeyin arkadaşlar. Biraz böyle hani kurudukça katman katman da çalışırsanız hem de böyle farklı teknikler üzerinde bir yama gibi durmamış olur. Hani boyayı alıp da böyle birden böyle yoğurt gibi sürerseniz de şu şekilde yapamıyorum da elimde alışmamış. Bakın böyle olmaz, böyle pütür kalır. Gördüğünüz gibi hoş olmaz. Onun için ne yapacağız? Boyamızı biraz böyle ince ince sürüp daha canlı bir etki elde etmek istiyorsak ne yapacağız? Tekrar tekrar üzerinden kuruduktan sonra katmanları geçebilirsiniz. Evet, şimdi de gelelim Faber-Castell kömür kalemi üzerinde deneyelim. Ben hepsinde hiçbirinde sorun çıkaracağını zannetmiyorum açıkçası. Ama yine de sizler de gözünüzde görün. Kendi kararınızı kendiniz verin arkadaşlar. Biraz sulandırmam gerekiyor. Evet, her tarafı aynı şekillerle yaptım. Yani farklı bir şekilde farklı bir etki gibi görünmesin diye ama böyle aylarla yıldızlarla doldu. Ne de olsa değil mi? Bayrağımızın şeklidir. Kalbimize tat kurmuş olan ay ve yıldızımız. Evet, gördüğünüz gibi burada da oldukça başarılı sonuç verdi. Tabii size kalmış. Yani ister bunu kullanın, ister Uniposka kullanın, ister Pensan kullanın, ister Sakura. Ama hepsinin etkilerini gördünüz. Karar vermek size kalmış. Ya da hangisine daha kolay ulaşabiliyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi de dediğim gibi Faber-Castell polikromos üzerinde kavanozumuzu şöyle biraz çekelim. Sonucuna bakalım. Söylemiştim yani akrilik boyanın olmama imkanı yok. Akacak mı, akmayacak mı, olacak mı, olmayacak mı gibi bir şeye girmeden tabii burada fırçayı da kullanımını da iyi yapmanız gerekiyor. Hani kalemin kontrolü daha kolay olduğunu düşünenler var.
Örneğin özellikle benim öğrencilerim böyle kuru boyayı çok severler. Hani böyle sağa sola dağılmıyor işte. Ne bileyim kolayca boyuyorum gibi ama kuru boyayı da tekniğine göre kullanmadığınız zaman çok kötü sonuçlar çıkıyor. Örneğin onlar sabredemiyorlar böyle çizgi çizgi boyuyorlar. O boyayı da tabii tutmak öğretiyoruz ama bazen çocuklarımız, gençlerimiz yaşları gereği biraz sabırsız olabiliyorlar. Evet, resim işi biraz sabrı zorlayan bir iş. Aslında öyle demeyeyim de sabrı geliştiren bir iş diyeyim yani. Hani sabrınızı geliştirmek istiyorsanız resim yapın. Ama şunu söylemeliyim, bambaşka bir dünyaya giriyorsunuz. İşte ben bunları size hazırlarken, anlatırken etrafımda olup biten hiçbir şey o anda tamamen unutuyorum. Sadece kendimi bu işe veriyorum. Böyle sanki karşımda sizler hemen varmışsınız gibi. Ben önce çekiyorum biliyorsunuz bunları. İnşallah bir gün cesaret edebilirsem canlı yayın yapmaya da gerçekten karşımızda ya da yanımda olduğunuz anları da yaşamak isterim. Evet, şimdi de Faber-Castell grafit kalem üzerinde deniyorum akrilik boyamızı. Yani arkadaşlar, bunların her birini ayrı bir video yapsam olacakmış. Ama benim niyetim işte hani ya şu videodan şu kadar izlenme alayım, bundan bu kadar izlenme alayım değil. Ama tabii ne yalan söyleyeyim, isterim neden istemeyeyim, ama emek veriyorum. Ama benim öncelikli amacım hani paylaşmak, öğretmek, bilgimi yaymak, birilerine faydalı olmak. Öncelikli amacım bu. Dilerim hepinize katkı olurum. Siz de bana katkı olursunuz. Karşılıklı katkı oluruz. Sorularınız varsa çekinmeden yorumlar bölümünden yazın. Mutlaka döner cevaplarım. Benim öğrencilerim gecenin 12'sinde birinde bile bana WhatsApp'tan mesaj atıp resimle ilgili sorular sorarlar, resimlerini atarlar. Hocam nasıl gidiyor, olmuş mu? Cevaplarım yani arkadaşlar, büyük bir sabırla. Ve bazen insanız hepimiz, yorgun olduğum zamanlar diyorum çocuklar hani şu an çok yorgunum, daha uygun bir zamanda cevaplarım diye. Bu şekilde biz de eğitim işlerini yürütmeye çalışıyoruz. Evet, minik noktalarımızdan buralara da atalım. Evet, dediğim gibi hani akrilik boya ile ilgili bir şüphem yoktu ama çok kullandığım için yine de sizler de görün istedik. Evet, ikinci kat atacağınız zaman kurumasını bekleyin. İkinci kat atın. Üçüncü katı mı atmak istiyorsunuz? Kurumasını bekleyin. Üçüncü kat atın. Ama dediğim gibi burada böyle tombul tombul boyalar yumurta gibi çıkmasınlar. Yani üstte böyle löp löp boyaları bırakıp koymayalım. Evet, öyle bir teknik de var aslında. Aborjin tekniği dediğim benim, ya da boyaları böyle noktacılık tek değil ama boyaları böyle yayarak değil de boncuk boncuk bırakılarak yapılan bir teknik var. Ben öğrencilerime ondan da çalıştırdım. O da biraz sabır gerektiren bir çalışma ama onu da çok severek çalışan bir hayli öğrencim oldu ve çok güzel çalışmalar yaptılar. İnşallah ayrıca bir videoda da öyle bir çalışma yapma imkanım olur sizlere. Evet, şimdi Stabilo Carbotello kalem üzerinde deniyorum. Evet, son örneğimiz. Evet, gördüğünüz gibi hiçbirinde bir sıkıntı yaratmadı. Ama dediğim gibi tercih sizin. İster kendinize bir akrilik kalem, marker kalem alın. İster bir jel kalem alın. İster beyaz pastel kalemlerden alın. Hangisi istiyorsanız, hangi size pratik geliyorsa, hangi size kolay ya da hangisinde daha başarılı olacağınızı düşünüyorsanız kullanabilirsiniz ve dediğim gibi bunları da karışık olarak kullanabilirsiniz. Son olarak şuraya minik bir ay yıldızımızı yapalım. Evet, su katmam gerekiyor. Evet, dediğim gibi fırçanın zor hareket ediyorsa su katmanız gerekiyordur. Suyun nasıl katacağınız da güzelce tabii ayarlamanız lazım. Çok sulandırırsanız sulu boya gibi olur. Hani tekniğin özelliğine de tabii yine de
dikkat etmek lazım ve nasıl bir etki vermek istiyorsanız ona göre boyanızın kıvamını, su miktarını ayarlayın. Dediğim gibi daha açık tonda bir çizgi istiyorsanız daha böyle sulandırılmış, mesela şurada göstereyim, bakın daha böyle sulandırılmış, daha açık tonda böyle bir üzerine bir perde gibi uygulamak istiyorsanız bu şekilde boyanızı biraz daha fazla da sulandırabilirsiniz. Evet, minik noktalarımız. Evet, sanırım bu kadar yeterli. Şimdi yine bir kıyaslama yapalım sizlerle birlikte. Evet, siz de süreci gördünüz yine ama akrilik boya Derwent'in üzerinde, Faber-Castell'in üzerinde, Faber-Castell kömür kalemi üzerinde, Faber-Castell polikromos üzerinde, Faber-Castell grafit üzerinde, Stabilo pastel kalemi üzerinde istediğiniz sonuçları verebileceğiniz, ayrıca böyle boyayı sulandırarak, incelterek de daha açık tonda ya da sulandırmadan daha canlı beyazlar, vurgulamalar elde edebileceğinizi gösterdik. Evet, diğer kalemlerimizi kıyaslamıştık. Burada pastel kalemlerimiz arasında Derwent, Stabilo ve Cap Smiling vardı. Gördüğünüz gibi Faber-Castell Soft üzerinde üçünde de başarılı olmuştuk ama bu kalemlerde Derwent'in beyaz kalemini, bakın hem polikromos üzerinde, hem grafit, Faber-Castell grafit üzerinde, hem Stabilo üzerinde başarılı sonuç almıştık. Sadece Faber-Castell 3B'nin üzerinde başarılı sonuç alamadık. Faber-Castell'in üzerinde, hani ben sürekli Faber-Castell çizim kalemi kullanıyorum ve arada vurgular yapmak istiyorum diyorsanız Prisma Color Premier'in beyaz kalemini önerebilirim. Gördüğünüz gibi pek çok alanda daha başarılı ve Prisma Color Premier de kuru boya setlerindendir. Yani pastel değildir. Ama pastel olarak Derwent'in Faber-Castell harcını hepsinde daha başarılı olduğunu gördük. Diğer Stabilo ve Cap Smiling'a göre. Jel kalemlerimize geldiğimizde ise az önce yine konuşmuştuk sizlerle. Bu Sakura ve Unibal'ı denedikten sonra öncelikle Sakura'mız öne geçmişti. Unibal Signo'nun yanında. Daha sonra Pensan'ı deneyince Pensan'ımız bütün kalemlerin üzerinde öne geçti. Hem daha akışkan, hem daha çizgisiz bir şey söyledi, yani bir sonuç ortaya çıkardı. Ama Uniposca elimize aldığımızda ise hepsini bir kenara şöylece bırakıverdik. Ama dedik ki eğer ulaşamıyorsanız, ulaşma imkanınız yoksa, çünkü Uniposca marker'ya çok büyük kırtasiyelerde, sanat malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz ya da internetten bulabilirsiniz. Ama ben sana markayı pek çok bir kırtasiyede, mahallenizdeki bir kırtasiyede bile bulma imkanınız, yani yüksek, birinde bulamazsanız birinde bulursunuz diye düşünüyorum. Ama yine elde etmek istediğiniz sonuçlara göre tercih sizindir. Akrilik boya dediğim gibi bir kalem değil, bir jel kalem değil, bir pastel kalem değil, adı üstünde akrilik boya, ama fırça ile istediğimiz etkileri verebiliyoruz. Bunu da size artı bir bilgi olarak burada vermek istedim arkadaşlar. Dediğim gibi biz burada hiçbirinin diğerine göre daha iyi ya da daha kötü olduğunu göstermeye çalışmadık. Sadece hangi boyaların hangi kalemler üzerinde daha güzel bir vurgulayıcılık yaptığını, daha güzel bir ışık etkisi, bir efekt oluşturduğunu sizlere göstermeye çalıştım. Evet, sanıyorum bir şekilde hepsini tanıttık. Bu bilgiler size çizime başlarken yeterli olacağını düşünüyorum. Zaten kendinizi geliştirdikçe yeni yeni kalemler, yeni yeni teknikler keşfedeceksiniz. Benim de videolarımın devamı gelecek. Artık bu videomuz resme başlarken gerekli olan temel çizim malzemelerinin sonuncusuydu. Malzemelerimiz bitti mi? Bitmedi. Yani malzemelerin sınırı yok arkadaşlar. Sonsuz bir deniz gibi resim malzemeleri. Çok farklı malzemeler var, farklı teknikler var, fırça uçlu kalemler var. Ben bunların tabii hepsini burada size gösterme imkanım yok. Kendi edindiğim, elimde olanları size tanıtmaya ve bu konuda fikir vermeye ve çizim çalışmalarınızda inşallah yardımcı olmaya çalıştım. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Emeği geçen kalem arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Evet, bir fotoğraf çekinelim mi, ne dersiniz? Evet, fotoğrafımızı da çekindik. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki videolarımda artık çizim alıştırmalarına başlıyoruz. Çizim alıştırmalarında hem elimizi alıştırmak, kalemin nasıl tutacağımızdan,
çizimi nasıl yapacağımıza, elimizi nasıl alıştıracağımıza kadar pek çok çizim alıştırmalarımız da olacak. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız ve bundan sonraki videolarımı merak ediyorsanız arkadaşlar, hemen şimdi kanalıma abone olun derim unutmadan. Ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve bildirim zili bölümünden tümünü seçmeyi unutmayın. Çünkü orada seçmediğiniz zaman benim yeni videolarımın bildirimleri size gelmiyor. Ve bu şekilde yeni videolarımdan haberiniz olmuyor. Eğer bildirim zilinde tümünü açarsanız YouTube'dan size Ayşe Yanık ile Hare Sanat Atölyesi işte yeni bir video paylaştı şeklinde size bir bildirim gelecek ve bu şekilde videolarımı kaçırmamış olacaksınız. Ayrıca evet, yine uzun bir video oldu ama dediğim gibi eğer sonuna kadar buradaysanız, izlediyseniz tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve ayrıca aşağıya yorum ve soru bırakırsanız çok memnun olurum. Ayrıca sorularınızı en kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Bundan başka arkadaşlar, Instagram'da da yine Hare Sanat olarak varım. Instagram'dan da beni takip alırsanız çok memnun olurum. Orada da genelde bildiri gibi, duyuru gibi ya da böyle daha kısa videolar şeklinde sizlerle paylaşımlarım oluyor. Oradan da beni takip ederseniz çok çok memnun olurum. Evet, bir sonraki videolarımda buluşmak üzere değerli arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın, sanatla kalın. Allah'a ısmarladık efendim.